Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu için kurallar çekildi dedik. Galatasaray'ın rakibi ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimine konuşacağız şimdi. Temsilcilerimizin şansını da konuşacağız. HT Spor İstihbarat Şefi Deniz Biricik'le birlikte. Deniz hoş geldin. Sine hoş bulduk. Öncelikle HT Spor'a da hoş geldin. Evet. Haber Türkiye'de hoş geldin diyelim. Ve şimdi bu gelişmeleri seninle birlikte konuşalım. Çok yeni saat 13 itibariyle kurallar çekildi. Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde de çekilecek bugün. Onlara sonra bakacağız ama öncelikle Galatasaray'ın kurasıyla başlayalım istiyorum. Young Boys İsviçre ekibi playoff turundaki rakibi Galatasaray'ın. Sine, senin de söylediğin gibi heyecan yaşıyoruz. HT Spor'u hayata geçirmek için yoğun uğraşlar sarf ediyoruz. Benim de Habertürk ailesinde bugün ilk yayınım. Bunu da seninle paylaştığım için çok mutluyum öncelikle. Ben de öyle. Senin söylediğin gibi temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu. Aslında genel olarak baktığımızda temsilcilerimizin şansının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Teker teker inceleyecek olursak da Galatasaray... Adım adım gidelim. Evet, aynen. İsviçre ekibi Young Boys'la eşleşti. Aslında ligine başlamış, yani bir efor sarf etmiş takımla karşı karşıya gelecek Galatasaray. Zannediyorum 5. haftayı oynayacaklar değil mi? Evet, şöyle İsviçre'de. Baktığımızda 4 maçta sadece bir galibiyet elde edemedi. Sadece bir puanı var Young Boys'un. Henüz galibiyetle tanışamadı. 4 maçta galibiyeti yok. Sadece mağlubiyet, bir beraberliği evet, var. Sadece Zürich'ten bir puan almış kendisi. Ama baktığınız zaman her ne kadar puan olarak istediklerini elde edemeseler bile sonuçta bir maç tecrübesi olan bir takım. Galatasaray bu anlamda nasıl bir reaksiyon verecek? Hazır bir takım gelecek çünkü Galatasaray'ın karşısına. İlk maç deplasmanda oynayacak. Bunun altını çizelim. Bu aslında baktığımızda eşleşmelerde biraz avantaj olarak görebiliriz. Çünkü diğer turda, diğer ayağında daha doğrusu iç sahada Galatasaray taraftarın gücüyle çok etkili olduğunu belirtebiliriz. Yani ancak 20-21 Ağustos'taki evet, maç hangi tarihte olacağı belirlenecek tabii. Evet. Deplasmanda olacak. 27-28 Ağustos'ta Galatasaray evinde oynayacak. Bu büyük bir avantaj. Şimdi deplasmanda aldığın skoru iç sahada çevirmek ve ona göre hazırlık yapma şansınız var. Ki baktığımızda iç sahada Galatasaray'ın Süper Lig'de ne kadar etkili olduğunu da görebiliyoruz. Rams Park'ı dolduran bir taraftar kitlesi var ve itici güçte. Bu anlamda önemli olacağını söyleyebilirim. Ki o sırada ligde başlayacak. Zaten evet, bu hafta sonu start alıyor artık Trendyol Süper Lig. Onun da müjdesini verelim evet, bekleyenler için. İlk haftada Galatasaray Hatayspor'la karşı karşıya gelecek Cuma günü ve Süper Lig'in ilk açılış maçına imza atacaklar. Şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Süper Kupa'da Beşiktaş'a farklı mağlup oldu Galatasaray. Tabii ki bu mağlubiyet çok eleştirilere de neden oldu ancak şöyle de bakabiliriz. Böyle uyarıların erken olması her zaman daha iyidir. Pozitif yandan bakacak olursak tabii ki teknik heyet ve futbolcular, yönetim dahil gerekli uyarıları da gerekli dersleri de çıkarmışlardır, çalışacaklardır. Galatasaray için şunu söyleyebilirim. Evet. Yani çok zorlanabileceği bir rakip olmadığını söyleyebilirim. Tabii kağıt üzerinde. Kağıt üzerinde. Gerçekte ne olacağını sahada 90 dakikada göreceğiz. Tamam, peki o zaman Fenerbahçe'yi de konuşalım. Bir 3 dakika vaktimiz var. Fenerbahçe'de de şimdi Lille elemesi durumunda. Evet. Fenerbahçe Lille oynayacak biliyorsunuz. Slavia Prag, Saint Gilloa eşleşmesi galibi ki hani beklenen tabii burada herhalde Slavia Prag. Evet, biraz öyle gibi. Çünkü aslında Saint Gilloa bildiğimiz bir rakip Fenerbahçe biliyoruz, için. Evet. Son 16'da karşı karşıya gelmişti. 3-0 yendi, 1-0 mağlup olmuştu. Tanıdık bir rakip ancak senin de söylediğin gibi burada Slavia Prag aslında biraz daha bizim isteyebileceğimiz rakiplerden biri. Fenerbahçe daha önceki turda Lugano'yu eledi. Aslında hazırlıklı bir takım. Lille'le karşı karşıya gelecekler. Ekibi. Evet. Karşı karşıya. İsviçre liginden gidiyoruz. Öyle bir şeyimiz var. Biraz önce mesela Galatasaray'la ilgili şöyle bir istatistik var. İsviçre'de takımlarıyla 17 maç yapmış Galatasaray. 11 galibiyet almış, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. Yani sürekli ligimizin aslında tanıdığı bir lig olduğunu, rakipler olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'ye dönecek olursak bugün son hazırlıklarını Samandıra Cambartu testlerinde gerçekleştirdi. Basın toplantısını tabii ki Lille'de yapacaklar ve yarın da önemli bir karşılaşmaya çıkacaklar. Kazandıkları tahlilde de Slavia Prag, Saint Gilloa eşleşmesinin galibiyle oynayacaklar. Tabii ki senin de söylediğin gibi burada Slavia Prag bizim istediğimiz rakiplerden biri ama hangisi daha iyi olacaksa o gelsin diyebiliriz.
Tabii Lille'de baktığımızda 6 hazırlık maçı oynamış şimdiye kadar. İyi bir takım. 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete imza atmışlar. Hazır bir şekilde Fenerbahçe'nin karşısına çıkacaklar. Her iki temsilcimize de Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar dileriz. Evet, bu turları geçmesini tabii ki istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin eğer geçemezlerse de Avrupa Ligi'nde devam ediyorlar değil mi gruplardan? Aslında baktığınızda Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de kadro yapılarını şu anda rakip ve muhtemel rakiplerle karşılaştırdığımızda arada dağlar kadar fark var. Çok önemli transferleri imza attılar. Fenerbahçe Jose Mourinho'yu getirdi. Keza Galatasaray transferlerde yavaş devam yavaş ediyor. Hız kazanıyor. Daha yeni transferi imza attılar. Aslında haberini vereceğim. Evet, onunla. Yani bu anlamda kadro değerleri ve kalite olarak çok öndeyiz. Ancak dediğim gibi futbol sahada kazanılıyor. Ne olacağını sahada göreceğiz. Ancak burada en önemli nokta Galatasaray'da Fenerbahçe'de biraz daha randımanlı bir şekilde sahaya çıkacaklar. Çok teşekkürler. Deniz Müzik, ağzına sağlık. Hoş geldin.